Herkese merhaba, Mac TV'den, Odessa'dan selamlar. Odessa'nın üstünü gezdik, şimdi Odessa'nın altını gezme zamanı. Normalde karantina nedeniyle katakomplara giriş yasak ama Ukraynalı bir tanıdığım sayesinde katakomplara girmeyi başaracağız bugün. Evet arkadaşlar, şimdi yerin tam 25 metre altına ineceğiz. 25 metrede yaklaşık 7 kata denk geliyor. Ve aşağıda kafamıza taş düşebilir veya kafamızı başka yerlere vurabiliriz diye kaskımızı aldık. Yanımızda gene fenerimiz var. Şimdi 25 metre aşağı iniyoruz. Arkadaşlar gerçekten inim bitmiyor. Daha ne kadar ineceğiz bilmiyorum ama aha. Baksana abi şu kapının eskiliğine. Resmen 1800'lü yıllardan kalma kas içerisinde. Evet, şimdi bismillah diyerek ilk adımımızı atıyoruz. Ben burası hakkında YouTube'da Ukraynalıların videolarını da izlemiştim. Buraya girebileceğiniz birçok farklı noktalar var. Buraya özellikle kaçak giren Ukraynalı gençler de çok fazla. Videoları ara ara onları da ekleyeceğim. Şimdi önce biz burayı keşfedelim, size detayları gösterelim. Outlast 2 oyununu bilenler vardır. Şu an resmen Outlast 2 oyununun içerisinde gibiyim. Böyle ilerledikçe çok farklı bir atmosfere doğru gidiyoruz. Bu gördüğünüz borular havalandırma kanalları. Yani insanlar bu tünellerde havası kaldıkları zaman bu hava boruları üzerinden hava ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Devam ediyoruz. Aslında baktığınız zaman bu katakomplar seneler boyunca çok farklı amaçlarla kullanılmış. Eğer ilk amacını anlatacak olursak, bu katakombun amacı Odessa'nın yerinin altındaki taşları alıp yerin üstüne bir şehir kurmak için yapıldı. Yani Odessa'da gördüğünüz çoğu bina buradan alınan taşlar sayesinde, madenciler sayesinde yapıldı. Farklı zamanlar içinde tabii ki burası partizanlara da ev sahipliği yaptı. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi havalandırma bacaları var. Yani yukarı bir şekilde duman çıkıyor bunların ihtiyacı olduğu zaman. Bu duman ihtiyacını da düşmanlar fark etmesin diye şu şekilde yapıyorlar. Buradaki bacalar üstte gerçek evlerin bacasına çıkıyor. Yani buradaki duman gerçek bir evin bacasından çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bu sayede de düşman unsurlar katakompların nerede olduğunu fark edemiyor. Ben özellikle şu maskelere çok bitiyorum. Gerçekten böyle oyunlarda da falan gördüğünüz zaman bayağı eski şeyler insanın ilgisini çekiyor. Это я думаю как радио для общаться. Нет, это дозиметр радиацию мерить. А, evet arkadaşlar bu eski bir radyasyon ölçer makinaymış. Çünkü bakın insanlarda baş ağrıları, hastalıklar, solunum yetmezlikleri burada çokça yaşanan bir durum. Я сейчас давай пойду вперед, сделаем объем. Я буду идти впереди, как бы подсвечу. Будет тогда красивая картинка очень. Хорошо. İlk önce Саша geçecek. Orada ışıklar da ayarlayacak bizim daha güzel video çekebilmemiz için. Peşinden de biz gireceğiz. Şu an yani içerisi sıcak da değil, soğuk da değil. Havası normal. Herhangi bir havasızlık çekmiyorum. Gayet normal nefes alıp verebiliyorum. Yani bir sıkıntı yok. Tabi ilerleyen kısımlarda Sasha çok daha güzel, ilginç yerlerin olduğunu bize söyledi. Dedi turistlere veya diğerlerine gezdirmediğim yerleri sana gezdireceğim dedi. Ona da ayrıca teşekkür ederim buradan. Bize bakalım yani görebildiğimiz ilginç yerleri size aktaracağım buradan. Burada bir heykel ablamız var. Bu büyük ihtimalle eski bir elektrik trafosu sigortası. Böyle doğru akıyor. Böyle sulu çok alanlar var. Hatta benim izlediğim bir videoda Ukraynalı gençler buraya geliyorlar. Yani şuralarına kadar gelen
sular var. Onlar tabii farklı bir girişten giriyorlar. Дела. Ну что, идемте. А что ты очкуешь? Обдает. Сегодня у нас видео. Тогда я пойду вперед. С дренажной системы. Сейчас снимем. Ого, ребята, тут это. Тут, короче, жестко. Сейчас надо включать фонарик. Подождите. Можно пойдем туда или что-то есть? Да, можно пройти, но там дальше уже надо ползти. Evet, şu an resmen böyle bir mağaranın bir yokluğum böyle kafama bir yerden taş gelecekmiş gibi bir hissiyat var ama yani öyle bir korkulacak bir durum da yok. Evet arkadaşlar, arkamda şu an kamerada da umarım belli oluyordur. Yeşil ışıklar var. Bunlar neon ışıklar. Yani bu ışıklar ışığı gördükçe daha da güçlü yanan ışıklardan. Ve eskiden buradaki ışıklarda gördüğünüz gibi lamba sistemleri falan her yerde mevcut değil. Çok karanlık noktalar da olabiliyor. O yüzden bu neon ışık sisteminden de faydalanmışlar burada. Arkadaşlar, Odessa katakombları dünyanın en uzun katakombları. Yani 2500 kilometreden 3000 kilometreye kadar bir uzunluğu var. Zaten bunun %100'ü keşfedilmemiş durumda. Yani Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidip geri geliyorsun. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Toplam uzunluğu ise Kuzey Amerika kıtasının yarısından daha fazlasına işaret ediyor. Şimdi dünyanın en uzun dedik. Roma tünelleri yaklaşık 170 kilometre. Paris tünelleri ise yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda. Ama Odessa tünelleri tamamen bir yeraltı şehri. Yani Odessa'nın yerüstü kadar bir yeraltı şehri de var. Burada kadınlar ve erkekler için bir tuvalet var. Gelin, hatta çalışıyormuş tuvalet. Bir deneyelim isterseniz. Kadınlar ve erkekler ortak alanı kullanıyor burada. Onun dışında bir tuvalet. Yani toplam 4 tane tuvalet var. Bu kapının arkası kilitlemişler zaten açılmaması için. Gördüğünüz gibi yeraltı tünellerindeki tuvaletler de bu şekilde. Şimdi kafamızı çarpmadan devam edelim. Burada yeraltı hastaneleri de var. Size onları da göstereceğim birazdan. Burada bir oyuncağımız var. Bu neymiş? Neden? İçine para atasım geldi ama bozuk para yok. Arkadaşlar, şimdi burasıyla ilgili de bir efsane var. Bu efsane ne diyecek olursanız, zamanında Titanic gemisine bir tane Odessalı biniyor. Ve bu Titanic gemisi battıktan sonra bu zengin adam Titanic'in maketini altın olarak yaptırıyor. Ve bu adam kaçtığı zaman o altın Titanic'i yanına alarak Odessa'daki yeraltı sığınağına saklanıyor. Ama o zamandan sonra bu adamdan haber alınamadığı için o adamın cesedinin ve altın Titanic heykelinin hala burada olduğu düşünülüyor. Bu yüzden buraya çok farklı noktalardan kaçak insanlar giriyor. Tabii ki bunların birçoğu ölümle de sonuçlanabiliyor. Çünkü burada eski zamanlardan kalma derin kuyular, dipsiz kuyular, tuzaklar vesaire de aşırı şekilde fazla bulunuyor. Yani girişiniz olabilir, çıkışınız olamayabilir. Kendinize dikkat edin, bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, şurada hemen bir tane uyarı var. Buradaki uyarıda diyor ki yerde sular var, dikkat edin. Yani şimdi geçeceğimiz yerlerde sular olabilir. Arkadaşlar, bu kapılar tam bir demir yığını. Yani şöyle ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Zaten baktığınız zaman kireç taşı. Kireç taşı bunlar. Devam edelim. Bakın şu kapıdaki kalınlığı göstermek istiyorum. Yani çekebilecek kadar kuvvetim yok ama kapının kalınlığı yaklaşık bu kadar. Böyle bir kalınlığı var kapının. Burada Super Mario yazısını görüyorsunuz.
Şimdi zaten buraya girmeden önce tabelada su uyarıları vesaire vardı. Bu Super Mario'nun da esprisi şu. Burası yani en tehlikeli, zorlu geçişlerden biri olduğu için Super Mario esprisi katmışlar buraya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar buradaki sular dizinizi kadar geçebiliyor ama su çok berrak olduğu için kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama yani şurama kadar bir derinliği var buranın diz üstüne kadar. Ve buradaki sular eriyen karlardan, yağmur sularından oluşan sular, zaten çok saf ve berrak, yani suyun hiçbir bir kirliliği yok. Yani dikkat etmezseniz su olduğunu bile çözemezsiniz karanlıkta. Abi şuraya bak, daracık. Valla emekli emekli geçeceğiz. Aynen. Fenerimin de ışığını yakayım. Biz normalde buraya saşa olmadan kaçak girmeyi düşünüyorduk ama Allah'tan saşayla gelmişiz. Çünkü yani bu kask falan gerçekten ihtiyacımız varmış ve kaybolma olasılığı gerçekten... Bak kafamı vurdum mesela, kaskın önemi. Kaybolma olasılığınız da çok yüksek gerçekten. Şimdi ben size hava aldıracağım. Arkadaşlar az daha geri gideyim. Gördüğünüz gibi sizinle çömelerek konuşabiliyorum. Yani kafayı kaldırdığınızda vuruyorsunuz. Burası ileri doğru gene çok küçük olarak gidiyor tüneller. Прямо сделай большой круг. Aha. Tamam. İlerleyince büyük bir alana çıkacakmışız burada. Çekimde misin abi? Evet. Всегда. Давай. Arkadaşlar ördek yürüyüşü. Burayı neden acaba bu? Bence burası önceden bu kadar küçük değildi. Çökmüş, toprak çöküyor kanka. Taşlar yıkılıyor. Taşlar yıkıla yıkıla dondurmuşum. Şimdi devam edeceğiz. Здесь можно покурить. Arkadaşlar, şimdi kafamı kaldıracağım bir yere geldim ve beni biliyorsunuz, ben sigara kullanan bir insanım. Saşa'ya dedim ki, Saşa biz bu katakombda nasıl sigara içebiliriz? Normalde dedi, yasak. Gel Bratan. Normalde yasak. Biz bir sigara molası verelim. Burada da biraz havası kaldık. Şu borulardan hava alacağız herhalde. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar tam sigara içecekken bir şey fark ettim. Şu boruya şöyle bir kafamı kaldırıp baktım ki bu boru sonsuz bir şekilde gidiyor. Şimdi espriye bakın. Selamun aleyküm. Ses, ses. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Eko'yu duyuyor musunuz? Ya da kendi şarkımı söyleyeyim. Onların tek isteği dengi. Vottak yapılır bazen yanlış bir kontak. Bu kadar. Arkadaşlar eğilerek gitmenin şöyle bir sıkıntısı var. Yani ördek yürüyüşü var ya bildiğiniz. Resmen şuralarıma ağrı girdi şimdiden. Ama pes etmek yok. Sizin için buraların her yerini gezeceğim. 4-5 saat daha buradayız. Evet arkadaşlar. Sonunda boyumun yettiği bir yere geldik. Belim ağrıdı biraz. Burada gene... Kendilerince böyle koridorları hani kodlamışlar ne işe yaradığına dair. Ama bu zamana rağmen %100 çözülmüş bir durum yok. Orası biraz saçma. Şimdi baktığınız zaman zaten buraya yasal olarak girmek yasak. Tur şirketlerinin de aslında tur düzenlemesi yasak ama şöyle bir açık var. Buraya girebileceğiniz aşırı fazla nokta olduğu için devlet bunu kontrol edemiyor. Bu yüzden istediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz. Devam.
Arkadaşlar şimdi sağda ve solda resimler var. Şimdi kameraman arkadaşım da sizlere onu gösterecek. Şimdi bu resimler artı 18 yani pornografik içerikler. Bunları neden yapmışlar? Can sıkıntısından yapmışlar. İşte burada örnek olarak bir çıplak kadın var. Burada gene bir çıplak kadın vücudu var. Ona gene bir erkeğin cinsel organı giriyor. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama. Yani eski zamanlarda kalan insanlar can sıkıntısından kendilerine böyle artı 18 içerikler çizmişler. Arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler topografi yani burayı haritalandırmak için kullanılmış. Buraya bakarken şöyle bir şey fark ettim. Sanırsam bunda birisi can sıkıntısından delmiş herhalde. Baktığımız zaman dağları da bayağı bir gidiyor yani ucunu hala göremiyorum ama çok büyük bir uzunluğu var. Taşta. Ha? Eteşte. Ete paçı mı? Toja bulası kuçuna. Ne var? Adamda hilti mi varmış dayı? Ne varmış? Anlamadım ki. Вот эти дырки, это с основным буром геологи-проходчики бурили на предмет там пустоты. Если была через 5-7 метров пустота, они делали сбойку, соединяли шахты, чтобы можно было дышать. Если здесь бы был тупик, мало было бы оксигена. Вот нам легко дышать, потому что там скважина есть. И они делали вот такие сбойки, чтобы попадал сюда воздух. Şimdi ben burayı gene can sıkıntısından deliklerini düşündüm ama şimdi az ileride bir boru vardı. Şimdi o borudan havalar geliyor. Ama böyle boru olmayan yerlerde hava almak için böyle 7 metre ortalama 7 metre uzunluğunda böyle delikler var. Bu delikler sayesinde de içerideki hava akışını sağlıyorlar. Devam ediyoruz. Это посланники, те, кто здесь работал, он 20 февраля 51 год. Закончили работы в катакомбе. Здесь работали фамилии Малюта, Куркудым, Малюта младший и Залевский. Burada daha önce burada çalışma yapan kişilerin çalışma yaptığı tarih ve o çalışmayı yapan kişilerin adı soyadı bilgileri yazıyor. Başka bir şey var mı gösterebileceğim? Evet, gene sürekli yol sürekli ayrılıyor. Yani bir yere giriyorsunuz, oradan sağa gidiyor, sola gidiyor, oraya giriyorsunuz, tekrar sağa sola gidiyor. Yani şu an baktığımız zaman ben geldiğimiz yere kadar gidebilirim ama ilerleyeceğimizi düşünürsek gerçekten yol bulmak bir hayli zor. Bugün burada navigasyon çalışıyor mu? Hayır. Burada yedi kat altındayız burada abi. Burada navigasyon çalışmaz abi. Çok iyi ya. Sürekli bir yerden bir yere gidiyorsun. Bir yere gidiyorsun farklı tüneller çıkıyor. Biz burada film çekelim kısa film. Gidiyorum daha Şelif Su. А это вот конец. Это мы привернулись откуда начинали. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir şey. Ben hani daha buraya gidecek miyiz diye sordum. Sasha Bey dedi ki biz şu an başladığımız yere geldik. Şu an gerçekten çok şaşırdım. Yani o kadar dönüp dolaşıp buraya nasıl geldik bilmiyorum ama. Gidelim ya ne yapalım geldik o kadar. Priyama da или Вуход. Да, смотри, из-за того, что много вот порода желтая и ты теряешься. Мы сделали большой круг. Ну, небольшой круг на самом деле, ну, круговой маршрут. Ты вот, кажется, потерялся, да? Ага, да, вот да. Как легко yani olduğumuz yerde bir yuvarlak çizmiş gibi olduk. Tamam, devam ediyoruz. Odile, başladığımız yere geldiğimizi şu an fark ettim. Gerçekten çok ilginç bir detay. Arkadaşlar size de sürekli götümü gösteriyorum ama kusura bakmayın ben de bu işten pek memnun değilim ama yani çekim şartları gereği görüyorsunuz kusura bakmayın. Evet. Bakın gördünüz mü? Burası ilk benim giriş yaptığım delikti. Döndük dolaştık. Labirent içerisinde bir yuvarlak çizdik. Ve şimdi bu delikten geri çıkacağım. Allah'tan zamanında semt oturuşunu öğrenmişiz de rahat rahat geçebiliyoruz. Arkadaşlar sıcak olduğu için
kıyafetlerimi çıkardım çünkü ilerledikçe gerçekten bir sıcaklık hissediyorsunuz yer altında olduğunuz için. Şimdi size bir hikaye anlatmak istiyorum. 2005 yılında bir grup arkadaş buraya kaçak yollardan giriyor. Dediğim gibi buranın çok farklı girişleri var. Bu arkadaş grupları dışarıda alkol içiyorlar. İçtikleri alkolü buraya da getiriyorlar. Burada da içiyorlar. Sonra Maşa adında bir genç kız bu gruptan ayrılıyor. Diğer arkadaşları da kayboluyorlar. Bunlar yaklaşık 7 kişilik bir grup. Ve bu gruptan diğerleri çıkıyor. Sadece Maşa burada kalıyor. Ve Maşa maalesef burada hayatını yitiriyor. 2 sene sonra buraya gelen amatör arkeologlar veya gezginler diyebilirim. Onlar cesedini buluyorlar ve bu şekilde sonuçlanıyor bu hikaye. Devam. Arkadaşlar, bu gördüğünüz aletler ta 18. yüzyılın sonlarına, 19. yüzyılın başlarına dayanan aletler. Bu aletlerle toplam 400 kilometre boyunca buraları oyarak çalışmışlar. Düşünebiliyor musunuz insan gücünü o yıldaki? Bu aletlerle toplam 400 kilometre ilerlemiş bu adamlar. Gördüğünüz zaman burada hemen bir grafiti var. Ve grafitin tarihi 1860 yılına ait. Burası yerin üstü, bu taraf yerin altı olarak kalıyor. Buradan vinçlerle aşağıya erzak indiriyorlardı. Ve gördüğünüz gibi burada da tünelleri belirten grafitler gene çizilmiş 1860 yıllarına ait. Burada hemen eski fotoğraflar var. Bakın bir detayı fark ettim. Hepsinin göt kısmı, yani pantolonların göt kısmı yıpranmış ve yırtılmış. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Bakın burada da kesiyorlar. Çok dar alanlarda çalıştıkları için vücutları ezile ezile çalışıyorlar. Ve insanlar el gücüyle toplam 400 kilometre boyunca şu aletlerle aynı Metin 2'deki dolunaya benziyor. Metin 2 oynayanlar bilir. Gerçekten çok ilginç yani. Emeklerine hayran kaldım. Eski ve tahtadan bir el arabası. El arabasının tekeri dahi tahtadan, yani komple tahta malzemeler kullanılmış. Ve buradan parçaladıkları, oydukları taşları bu el arabaları sayelerinde dışarı çıkartıyorlar. Burada da gene eskiden demir yığını bir el arabası var. Kullanılan ampuller, zincirler. Что это такое? Это камнерезные машины, то есть уже с приходом электричества появляются специальные станки, камнерезные машины. После этого было электрически, да? Электрически, это уже 20 век, и тут вот показаны примеры камнерезных машин. Это такие большие комбайны, они чем-то похожи на обычную бензопилу, которую используют в фильмах ужасов. Но это электрическая, она очень большая. Arkadaşlar şimdi burada gördükleriniz eski olanlar. Şu karşıdaki fotoğrafları hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi 400 kilometre bu eski aletlerle çalıştıklardan sonra teknolojiyi ilerletiyorlar ve bu makinelerin elektrikle çalışanını yapıyorlar. Bu makinaları tabi kablolar vasıtalarıyla tabi yukarıdan aşağıya kadar getiriyorlar ve 400 kilometrenin sonunda elektrikli makinalarla bu tünelleri kazmaya başlıyorlar. Yani 400 kilometre kazmış olmaları bile gerçekten büyük başarı. Sonrası tabii teknolojinin gelişmesiyle daha da kolaylaşmış. Grafitilerin çizildiği kısımda yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir boru tüneli göstermiştim size. Can sıkıntısından mı yaptılar diye sormuştum Sasha'ya. Sasha da hayır, hava almaları için yapılıyor dedi. Ve bu gördüğünüz makine de elektrikli bu arada bu makine. Burada motoru da var, dinamosu var. Bu makine sayesinde duvarları böyle uzunca delip hava akışını sağlayabiliyorlardı. Bu makine de onun için işe yarıyor. Gene elektrikten faydalanmışlar. Arkadaşlar burada gene su görüyoruz ve ilginç şeye bak. Suyun içine baktığım zaman içinde bir sürü bozuk para var. Suyun içerisine bozuk para atmışlar. Aslında baktığınız zaman ortada hiçbir su yok gibi. Su o kadar berrak. Ama gene su var tabii ki. Şöyle paraları da size göstermeye çalışayım. Şimdi şöyle bir esprisi var buranın. Burası kar suları ve yağmur sularıyla dolduğu için gelene kadar su berraklaşıyor. Berrak bir su aşağı iniyor.
Ve isterseniz bu sudan içebiliyorsunuz. Ben içecek miyim? Hayır. İçmek isteyen varsa içebilir ama ben içmeyeceğim. Devam edelim. Yanıma su almıştım ben. Burada bir bira şişesi, içerisinde sigara hizmetleri var. Etan niye? Ne sigaret? Sigaret ile. Это гильза. Так, пистолет. Да, пистолет на. Arkadaşlar bu mermi bayağı hatta eski mermiler. Görünüyor mu kamerada? Şimdi görünüyor. Evet, şöyle size mermileri de göstereyim. Geri yarına bırakalım. Arkadaşlar bu derinliği görüyorsunuz. Burası şöyle göstereyim size. А сколько лет вы сказали здесь так? 3 миллиона лет до нашей эры появилась эта пещера. Arkadaşlar burası tam 3 milyon yılda oluşmuş bir alan. Aşına aşına sular sayesinde vesaire de yapılmış ve bunun bu hale gelmesi tam 3 milyon yıl almış. Aynı yerden bakın, burada da var hatta bir tane. Yani çok dar, ince gidiyor. Buranın sonunda bir kavanoz var. Ama kavanozun içinde ne var göremiyorum. İçinde bir şeyler var ama ne olduğunu ayıkamıyorum. Buraya girebilecek düzeyde de değilim. Çok dar gerçekten. Bunlar hep zamanla aşınarak 3 milyon yılda oluşmuş şeyler. Şimdi burada suyun içine güzel bir ışıklandırma döşemişler. Hatta ufak bir detay da var. Size ışıkları açtıktan sonra onu göstereceğim. Gerçekten içerinin atmosferi harika. Işıkları vurduğunuz zaman tavanda da hatta bu suların dalgalanmaları da gözüküyor. Kamerada ne kadar belli olabilir ama karşı duvarda ve tavanda şu an mevcut. Ve şimdi bakın, size bir taşla ne oluyor onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir daireler ortaya çıkıyor. Evet, güzel espri. Evet arkadaşlar, burada turistler su içiyor. Ali, sence su içeyim mi burada? Ya ben içerdim, bir daha ne zaman geleceğim? Değil mi? Мы можем пить я. Мы её можем пить, но туристы всегда бросают грязные деньги, поэтому её не пьём. Я могу. Engin, sonra ishal oluyorlarmış mı? Sonra bak. Ya böyle al elinle bir ağzına götür, bir şey olmaz. Ağzımı daldırayım mı de? Kaskın düşmez. Elin feni... Yani şey, tuzlu değil. Mineralli. Mineralli aynen ama inceden sonra hafif bir, çok acı bir tat geliyor ama yani öyle rahatsız edici bir tat değil. Yani bardakta olsa içebilirsiniz bu suyu. pH değeri kaç Engin? А вы знаете pH, сколько стоит? Нет, сколько? Нет, сколько в ней pH, не знаю, но в ней очень много минерала, кальция. Она жесткая. pH değerini bilmiyor ama dediği gibi çok mineralli su. Az önce benim de tadıp fark ettiğim gibi. Güzel. Evet, şu an Sasha bizi efsane, Sasha спасибо большое, seviyorum. Sasha bizi yerin 25 metre altında restorana getirdi. Gerçekten şaka gibi bir şey. Ve arkadaşlar %60 alkol oranı var. Eta sorak percent. 50. %50 alkol oranı var. Arkada da şöyle vişneli, narlı karışık, içinde böğürtlen, yok dut. Dutlu falan bir şey var. Bunda alkol oranı %30. Mükemmel ya, çok tatlı. Seriozno. Arkadaşlar, очень вкусно, серьёзно. İçinde dut var, vişne, yeşil, kizil, granat. Bir de incir var içinde. Gerçekten mükemmel. Tadı çok güzel ya, meyve suyu gibi gidiyor valla. Как на турецком гранат будет? Ну, гранат, инжир. Инжир? Да, инжир. А инжир? Не, нар değil mi гранат? Нар. Нар. İzmir. Arkadaşlar, Rusçayı unuttum, bir alkolcü. Güzel, gerçekten mükemmel. Присаживайтесь. Sağ olsun bizi 25 metre, yerin 25 metre altında bizi restorana getirdi. Burada beraber vodka içtik, kahve içtik, yemek yedirdi. Ve şimdi size bu yemek yediğim enteresan mekanı göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar burası
tam 25 metre yerin altında bir restoran ve yazın Odessa'da karantina olmasına rağmen ünlü DJ'ler buraya gelip burada bir parti verdi. Bu parti videosunu sizinle paylaşmak isterdim. Sasha bana videoyu gösterdi ama gizlilik nedeniyle paylaşamıyorum. Ama size bir söz veriyorum. Buradan öğrencilerime de söz veriyorum. Öğrencilerimi alacağım. Buraya geleceğiz. Öğrencilerimle beraber burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Yani mekan efsane, ne diyebilirim ki de? Anlatılmaz yaşanır burası. Gördüğünüz gibi burada kara kalem çalışmaları var. Ta 1800'lü, 1900'lü yıllara uzanan çalışmalar bunlar. Buradaki fotoğrafları da görüyorsunuz. Her birisinin anısı, tarihi var. Ve masaların yanında hemen küçük bir mini barımız var. Mini bara geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada Rusların yaptığı çok ilginç vodkalar var. Az önce ben de hepsini deneme fırsatı buldum. Şimdi bu ilk başta gördüğünüz vodka, espressolu vodka. Yani kahveli vodka yapmış adamlar. Çok ilginç. Bunun yanında nar, incir ve dut var. Bu da ilginç bir vodka. Artı olarak yanında gene dutlu pekmezli bir vodkamız var. Pekmez sanırsam yanlış oldu, kusura bakmayın. Ve artı olarak da bu en güçlüsü, %60 alkol oranı var. Gerçekten mükemmel bir atmosfer. Ben de şu an bar kısmındayım. Sasha bizi burada çok güzel ağırladı. Ona da birçok kez teşekkür ettim. Gerçekten mükemmel yönetiyor burayı. Ve özellikle bizleri karantina döneminde buraya almaları beni çok mutlu etti. Yani göstereceğim birkaç yer daha var. Şimdi hadi oraya doğru gidelim. Gidemedim ama. Arkadaşlar, burada yön gösteren tabelalar vurdum. Vagzala hemen şuradan gidebilirsiniz. Opera ve tiyatro var. 7 kilometre pazarı var. Ve benim en çok ilgimi çeken Arkadya tabii ki. Yani şu yolu dümdüz takip ettiğinizde kaybolmazsanız Arkadya'ya ulaşabilirsiniz. Onun dışında buranın etrafında karşı zaten bizim yemek yediğimiz yer. Az önce çekmiştim. Böyle eski... Bakın burada eski kovanlar var. Eski kovanların yanında işte kürekler, kazmalar, başka söyleyebileceğim el bombaları var. El bombaların yanında işte aletler, edevatlar. Bunların hepsi 200-300 yıllık tarihten kalma eşyalar. Hemen arka tarafımıza baktığımızda gene burada bir telefon var sanırsam. Evet. Eski bir telefon. Alo. Alo, alo. Kimse çıkmıyor telefona. Onun dışında Eta Stalin. Stalin. Evet, Stalin'in bir heykeli var. Şöyle devam ettiğim zaman... Arkadaşlar bunları zaten birçoğunuz biliyordur. Eski Rus propaganda afişleri. Onun dışında bakın. Eski tarihe ait gene fotoğraflar burada bizi görüyor. Boş kovanlar. Burada bir tane keski makası var. Devam ettiğimiz zaman yani şu parçalar bile hepsi saf demir gerçekten. Şu parça bile çok ağır gerçekten. Ağırlığını tuttuğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman eski baretler demirden yapılmış baretler tamamen. Hepsi demir üzerine malzemeleri. Onun dışında bu anladığım kadarıyla ağır makinalı mermi kovan değil mi? Evet, ağır makinalı mermi kovanı. Bu da mermilerin çıktığı aparat diyebilirim. Aparattan çıkan mermiler bu şekilde kovanları. Jarjör olabilir mi? Jarjör yani ağır aparat, jarjör. Devam ettiğimiz zaman... Şarjör. Bunlar bomba olabilir mi acaba? Sor. Это бомба или что-то такое? Это немецкие противогазы. Вот в этих тубусах носили противогаз. Газ. Газ маск. Gaz maskesi için kullanılan gazlar bunların içinde depolanıyor. Karşıda turşuluk, biberler, domatesler, incirler, dutlar vesaire vesaire. Bu gördüğünüz fıçılar ve şu makine vodka yapma makinesi arkadaşlar. Size şöyle hemen göstereyim. Vodka yapmak için bir kazan, damıtıyorlar vodkayı ve şu gördüğünüz şişelere bu şekilde vodka çıkartıp içebiliyorlar. Bunu ne zaman da yapmışlar? Şurada hemen... Umarım kamerada patlamaz. Işığı biraz çekeyim. Ona birisi bir kadeh vodka uzatıyor. Karşıdaki tarafta hayır diyerek itiyor. Yani benim anladığım bu görselde anlatılmak istenen işin ciddiyeti. Karşıdaki kişi ciddi bir şekilde kabul etmiyor. Ve bu şekilde güzel bir atmosfer var. Arkadaşlar, Katakomba ilk girdiğimde bir Titanic hikayesi anlatmıştım. Hatırlarsınız.
Ve gördüğünüz üzere bu hikaye burada resmedilmiş. Altta gördüğünüz gibi Titanic yazıyor. Ve 1912 yılı. Kapat is this. Bakın gold. 999 gold yazıyor. 1 kilo. Is this diye bir şart koymuşlar. Hatta birisi buraya az bir şey ezmiş. Yani o bahsettiğim hikaye bu. Zamanında Odessalı bir zengin Titanic'e biniyor. Bu Titanic battıktan sonra bu adam sağ kurtulanlar tarafında oluyor. Yani kurtulan birisi. Odessa'ya geldiği zaman ise Titanic gemisinin heykelini altından yaptırıyor. Ve bu adam kaçmak zorunda kaldığı için kendisini ve Titanic heykel altında alıp bu katakomplara sığınıyor. Ve bu adam bundan sonra daha fazla haber alınamıyor. İnsanlar da hala Titanic hazinesinin bu katakompta bir yerde olduğuna inanıyor. У берегов Турции его торпедирует немецкая подводная лодка, и это санитарное судно погибло. И это такой вот, ну, просто картина нарисована в память тем сестрам милосердия, которые погибли на Португалии. Bu fotoğrafın hikayesine gelecek olursak, şu gördüğünüz gemi Ukrayna'dan Türkiye'ye gitmek için yola çıkıyor. Ama Almanlar tarafından bu gemi sularda batırılıyor ve bunu bu şekilde resmediyorlar. Hemen yanında eskilere ait bir tane gaz lambası var. Ve görebileceğiniz üzere bir rahibe fotoğrafı olduğunu düşünüyorum. Hristiyanlık simgeleri var üstünde. Ve bir rahibe fotoğrafı. Burada tam 1916 yılında gerçekleşmiş. Yani 104 yıl önce yaşanan bir olay. Bunu da bu şekilde gene resmetmişler. Ben bu insanların bu kara kalem çalışmasını burada yapmasına gerçekten bir hayranlık duydum. Bunu neden söyleyeceğim sizlere? Tabii ki zamanda burada birçok insanlar yaşamış, yani esir kalmış, farklı görevler için kullanılmış bir yer ama insanların can sıkıntısından bile bu kadar güzel bir resmetme kabiliyetlerinin olması gerçekten bana çok ilginç geldi. Arkadaşlar suyu içmeyeceğim dedim, içtim. Şimdi de içtiğim suya gireceğim. Bakalım, şimdi gördüğünüz gibi kendime çizmelerimi giydim burada. Burada gene bir su var. Şimdi gideceğim orada biraz fotoğraf da çekeceğim. Emin tamam buradayım. Su çok berrak olduğu için derinliğini anlayamıyorsunuz ama ileri doğru gittikçe daha da derinleştiğini söyledi Sasha bana. Gördüğünüz gibi derin bir şekilde gene devam ediyor. Ve suyun derinliğini ölçmek için yerlere metre koymuşlar. İleride gene metre var. Cetvel var daha doğrusu. Belki göremezsiniz diye ben size şuradan göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde cetvellerle suyun derinliklerini de gene ileride ölçüyorlar. Arkadaşlar su şu an diz kapaklarımı geçti. Devam ediyorum. Можешь даже за угол спрятаться, типа ты пропал. Benim feneri karşı duvara bir tut bakayım. Kal öyle abi. Arkadaşlar şu an derinliğini görüyor olmanız lazım. Yani çizmenin zaten sınırlarına ulaştım. Bu yüzden daha fazla ilerleyemiyorum. Ve size gene bu kadarını gösterebildiğim için mutluyum. Şimdi ben de burada birkaç fotoğraf çekeceğim.
Salıncak buldum, gelin. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum var ya, şu yaşadığım olaya inanamıyorum ya. Yerin 25 metre altında sallanıyor. Dur biraz daha güçlü yapalım. Mükemmel. İçeride gene bir şey var. Şimdi size hemen burayı göstereyim. Gelin abi. İçeride gene tepelerden damlayan sular var. Tam Niyota'da, şu tota enteresinden. Niyota'da tutayım ben içeriye. Aynen, orası gene akar sularla dolu. Şimdi devam. Arkadaşlar, tepeden su akıyor, akan sular yere damlıyor. Burada yine bir su birikintisi oluşuyor. Yine buraya da cetvel koymuşlar suyu ölçmek için. Yine yağmur, kar suyu, temiz su. Kamerada umarım belli oluyordur yukarıdan damladı. Şu anda da kafama üstüne de damlıyor. Nalyeva. Buradan sola göz. Arkadaşlar burada kafamıza yememiz gerekiyor. Biraz zor geçeceğim. Üstüm hep ıslandı. İyi şu Nalyeva. Bir daha sola gidiyoruz.